Ama yalnız Fırat abiyi bir görmeniz lazımdı. Aynı filmlerdeki gibi. Mahkemede bir bağırdı. Hayır, yalan söylüyor, ben yaptım diye. Ne aşk, anlamadım bu. Ebru yenge ben yaptım diyor, Fırat abi ben yaptım diyor. Vallahi Narin, ben sana söyleyeyim, bu aşkın arasına girme. O yapmış olsaydı en başta söylerdi. Ebru öyle bir kadın. Madem yapmamış, niye yaptım diyor o zaman ana? Yo da Fırat abiyi korumak istiyordur canım. Aşk işte. Ay Özlem, aşk aşk deyip durma Allah aşkına. Neresi aşk? Kadın suçu işlemiş, abimin üstlenmesine de ses çıkarmamış. Bu kadar işte. Sen kimi arayın? Baran'ı. Kapat o telefonu. Aşk deyince tabii. O da aşkının yanındadır ya. Ana, sabahtan beri haber almadım. Merak ettim oğlumu. Narin, çocuğu rahat bırak. Bırak da kardeşlerine destek olsun. Bari buna izin ver. Sen Fırat için nasıl üzülüysen, nasıl ona bir şey olmasını istiysen, Baran da senden farklı değil. Onlar kardeş, sen bunların arasına giremezsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun, gel. Nasılsın abi, iyi misin? Ebru tutuklu yargılanacak. Tutuklu mu? Nasıl yani? Ben yaptım dedi. Yalan itirafta bulundu. İyi ama niye? Bilmiyorum Oğuz, bilmiyorum. Ben yaptım diyorum, herkes üstüme aldığını sanıyor. Ama ben yaptım. Anlamadığım diğer kaçın adam niçin Ebru'nun adını verdi? Bu işin altında Kendal var diyorum ama elimde hiçbir şey yok. Hastanedeki şu adam, o nasıl? Ölürse eğer çok feci olacak. Kaçan diğer adamı bulmam lazım benim Oğuz. Ben o adamı araştırdım abi ama iz yok. Gaziantep'teki birkaç arkadaşa rica ettim. Onlar da araştırdılar. Bir kahvenin adresine ulaştık. Ama oradakiler görüp duymadıklarını söylüyorlar. Uzun zamandır da oraya gitmiyormuş. Yani tutuksuz yargılanacağını anladıktan sonra ortadan kaybolmuş. O adam benim son şansım. Onu bulmam lazım. Nasıl bulacaksın peki? Gerekirse Antep'i sokak sokak arayacağım. Dur bakalım abi, çaresine bakacağız. Ben sana inanıyorum Fırat abi. Ama bu durum sandığımızdan daha karışık sanki. Ebru'yu oradan çıkarmam lazım. Onu orada bırakamam. Çocuklar perişan aldılar. Bir yolunu bulmam lazım.